Son ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. Bu iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu sözlerle Türkiye-İsrail ticaretine dair soruya yanıt verdi. O iş bitti dedi. İsrail'in gündem değiştirmesine prim verilmemeli ifadelerini kullandı. Gazze'de 200 gündür yaşanan benzeri görülmemiş zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail yönetiminin Gazze'de işledikleri insanlık suçlarını ve katliamlarını gündemden düşürme çabalarına prim verilmemesi gerekiyor. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye 3 günlük resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier'i külliyede resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşıyla baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, ikili ilişkilerin ele alındığını belirtti. Savunma sanayinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyorum. Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımları ele aldık.